Biraz önce telefonda Kemal abimle konuştum. Kemal abin kim? Kemal abiyi tanımanı isterdim. Kemal abiyi muhakkak tanımak isterim. Onu çok merak ettim. Nasıl olsa nişanımızı da tanıyacaksın. Kemal abim olmazsa nişan da olmaz. Anlaşılan Kemal abini çok seviyorsun. Ama en çok seni seviyorum. Ben de seni. Biliyor musun Emel? Ne düşünüyorum? Beni mi? Seni evet. Seni düşünüyorum. Benden gizlediğin bir şey var gibi geliyor bana. Bekar olduğuna inanamıyorum. Dul olduğumu kaç kere söylemem lazım sana? İnan bana ne olur. İnandım sevgilim. O gün necralara gitmeseydim seni tanımayacaktım Kemal. Seni gördüğüm an hoşlandım senden. Onun için mi hemen kollarıma bıraktın kendini? Seni kaybetmekten korkuyorum. Şimdi gitmem gerekiyor sevgilim. İstersen yarın yine gelebilirim. Yarın işim var. Öbür günde gelme. Temizlikçi kadın gelecek. Daha temiz, daha rahat ederiz. Nasıl istersen. Alo? Sen misin Kaya? Tekkeye gel. Babayla seni bekliyoruz. Hem önemli bir haberim varsa. Ne haberi? Bana bak. Yerin altını fazla kurcalama. O kuş çalıştır. Ve dostum. Hadi bekleyenler var. Kapatıyorum. Yine bu işte bir iş var ama anlarız. Evlenmeye karar verdim Recep abi. Hadi hayırlısı. Bu kaçıncı evlilik? Resmi olarak birincisi abi. Biraz geç kalsam Kaya'yı evlendirecektiniz. Kaya için kızı istediniz mi bari? Sana ne çocuğun evlenmesinden? Alo? Murat Bey? Ben Tanya. Seninle görüşmek istiyorum. Kaçtır arıyorum? Beni atlatıyorsun. Olur mu şekerim? İşimiz çok önemli. Sana dolar ve euro üstünden ödeme yapacağım.
Vay! Vay! Nasılsın? Nişanlımla tanıştırayım. Merhaba. Kemal abi. Merhaba. Bu kadar güzel bir nişanlın olduğunu bilmiyordum. Maşallah, çok da hanımefendi bir kız. Söyle bakalım, düğün ne zaman? Kendisi bilir, ben bilmem. Gereken yardımı ben yapacağım. Sizi en kısa zamanda evlendireceğim. Düğün paranız ben. Sağ ol Kemal abi. Gece baş başa bir yemeğe gidebilir miyiz seninle hayatım? Hafta sonu kocam bir iş seyahatine çıkıyor. O zaman rahat rahat beraber oluruz seninle. Tamam. Oynuyor musun? Yok, bir şey kalmadı. Biliyor musun Metin? Galiba yanlış yapıyorum. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Kocan haksız. Kendini suçlama bu kadar. Senin de duyguların ve ihtiyaçların var hayatım.
Tabii ki kendi hayatında yaşayacaksın. Metin, kocam için hayat para demektir. Gözü mal mülk, ihaleden başka bir şey görmüyor. Günlerce yalnız kalıyor olsam da, param varsa eğer, onun için mutluyum demektir. Ne zaman anlar bilmiyorum. Paranın her şey olmadığını. Seninle bir bunalım sonucu beraber oldum. Bir hataydı benim için. Ama sen de lütfen unut olanları. Seninle iki dost olalım. Bir abla kardeş gibi. Ne dersin? Seviyorum seni Emel. Ve o geceyi hiç unutamıyorum. Lütfen beni anla Metin. Aramızda uçurum sayılacak bir yaş farkı var. Annem... Baban, benim arkadaşlarım duyarsa sen üzülürsün. Kocam eşitirse ben de mahvolurum. Çok düşündüm Emel. Seni sevdiğimi anladım. Anlıyor musun? Ben seni sevmiyorum Metin. Hem o geceyi sil at kafandan. Bana evet demek zorundasın. Kocanın duymasını istemezsin herhalde. Ne demek istiyorsun? Ne seni yaşatırım ne de kendimi. Bir kere daha yatalım. Belki bu kez hoşuna gider. Olmaz. Kaya, Recep abin niye gelmedi? Son günlerde işi bayağı yoğun. Anlaşılan evde yenge bırakmıyor. Adam ne yapsın? Başım da ama ağrıyor. Ne vardı oğlum bu kadar içecek be? Of. Of. Başım da ama ağrıyor.
Ne vardı oğlum bu kadar içecek be? Bir yerinizde bir şey yok ya. Bir şeyim yok. Kendimi öldürmek için arabanın önüne atladım. Deli misin? Neden beni seçtin? Ölmek istiyorum. Bir şeyiniz yok ya. Maalesef yok. Ölmeyi bile beceremiyorum. İsterseniz sizi evinize bırakayım. Evim yok benim. Gelin bir şeyler içelim. Buyurun. Şöyle oturalım. Hı hı. İki çay. Bir hiç uğruna insanın hayatına kıyması çok anlamsız. Evin nerede? Evim yok benim. Yani evin yok mu? Hayır. Gerçekten evim yok. Hiç kimsem yok. Yalnızlık çok zor olmalı. Hayır. Ne olur bana bir şey sorma. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ben sabaha kadar uyumadım. Sizi görmedim. Ben de uyumadım. Ama otele gitmem. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizi bırakmak da istemiyorum. Neden? Sizin kendinize bir şey yapmanızdan korkuyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ben artık kalkayım müsaadenizle. Olmaz. Ya başınıza bir şey gelirse sizi bırakamam. Benim korkacak bir şeyim yok artık. Evim yakın benim. Garson. Hesap lütfen. İşte benim fakirhane. Fena sayılmaz. Benim yatağımda sen yatarsın. Ben pijama giymem. Ama evimde kadınlar için her zaman bir şeyler bulundururum. Çay mı yapayım sana yoksa bir konyak mı içersin? Konyak olsun. Hem içini ısıtır hem de cesaret verir. Neden cesaret? Ölüm için mi? Bir dakika beni bekler misin?
Burasını çok severim, biliyor musun? Şu gördüğün arsa benim de. Sattın mı? Hayır, kumarda kaybettim. Elimde karevale vardı. Karşımdaki kare as çıkınca koca arsa uçtu gitti. Düşüncesiz çocuk. Seni beğendim kız. Benim evim de ikimize yetecek kadar büyük. Canın istediği kadar kalabilirsin. Ateşle barut yan yana ha? Peki senin koynuna nasıl girdim ben? Onun cevabını sen vereceksin. Ben kanepedeydim. Sen girmişsin koynuma. Bir şey yapmadın değil mi? Uyandığımda fark ettim seni. Fark ettiğimde her yer aydınlanmıştı. Neyin var senin? Rahatsızlandın? Çok ciddi ve umutsuz bir hastalığım var. Her şeyi bir yana, senden hoşlandım kız. Benden bir şeyler saklıyor. Mutlaka hayatında bir erkek olmalı. Bu akşam ona bunları soracağım. Ne düşünüyorsun sevgilim? Hiç. Hiç mi? Seni gören de önemli kararlar vermek zorunda kalan bir insan sanır. Yatıyor musun? Sen yatmıyor musun? Yatacağım ama. Canını sıkan bir şey mi oldu senin? Yok. Son günlerde sık sık dalıp gidiyorsun. Benimle konuş istersen. Sakladığın bir sırrın mı var yoksa? O da ne demek sevgilim? Senden saklayacağım neyim olabilir ki? Evli olduğumu bilse Kemal çok kızar. Yine daldın Emel. Hadi gel benimle. Biliyor musun sevgilim? Mutluluğu ilk defa senin gözlerinde tattım.
Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ama... Ama ne? Boş ver. Zaten hep böyle dalıp dalıp gidiyorsun. Seni çok seviyorum. Buyur. Memnun musun? Yalnız memnun değil, mutluyum da. İnanır mısın? Bugün yaşadığımı anladım. Ben de ilk defa hayat bana güzel göründü. Belki çocukluğumdan kalma mutlu günlerden biriydi. Korkuyorum Kemal. Neden korkuyorsun sevgilim? Nereye kadar gitmiş olabilir acaba? Şimdiye kadar gelmesi gerekiyordu. Metin, yapma! Yapma! Bana ihanet etmeyecektin, kaltak! Aa, hayır! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Bulduk. Buyurun oturun. Merhaba. Buyurun. İşte Ebru Hanım, yol arkadaşım. Yalan söylemeye gerek yok kızım. Allah kolaylık versin.
Bu deli olanla nasıl başa çıkacaksın bilmiyorum. Amma söz ettim baba. Kemal abi dünyanın en iyi insanıdır. Ya ben de şaka yaptım zaten. Çok teşekkür ederim abi. Sizin bu görüşleriniz beni gerçekten çok mutlu etti. Bu sizin teveccühünüz. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah tamamını erdirsin. Bana müsaade. Hadi sen hallet de gel. Güle güle abi. Hoşça kal. Kadını izliyorum. Sen istihbarata devam et dostum. Devamlı birileri girip çıkıyor. Kadın çok zengin abi. Para var. Tamam bunlar güzel. Tamam. Anladın mı? Anlaşıldı. Kadını tavlaman lazım. Bu işleri sen bilirsin abi. Anlaşılan senden bir şey kaçmaz. Çakarsın abi bu işleri sen. Bunların hepsi iyi haberler. Evet doğru. Selam. Biletleri aldım sevgilim. Yolcu yolunda gerek. Otur da bir nefes al Kemal'im. Olmaz Recep abi. Bir an evvel yola çıkmamız lazım. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Nazmiye bacıya, Ahmet amcaya selamlarımı söyle. Gelin kızımızı üzme. Ona iyi bak. Hoşça kalın. Boş musun? Boşum abi. Hanımefendiyi terminale kadar bırakır mısın? Tabii abi. Biraz çabuk ol. Yetişmesi lazım. Hadi bin. Ağrıyorum. Aha, ölüyorum. Neyiniz var hanımefendi? Çabuk beni hastaneye götür. Merak etmeyin hanımefendi. Sizi hastaneye yetiştireceğim. Ölüyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kim yapmış olabilir bunu? Cinayet masası mı efendim? Evimde bir hanımı öldürmüşler. Hemen gelebilir misiniz? Bu yeni kızla evlenmek için kadını kovdun. O ısrar edince de kadını öldürdün değil mi? Hayır! 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 Öldürdüğünü söyle de rahatla. Neden öldürdün? İtiraf et.
Katil sensin. Tebrik ederim. İyi nişancı mısın? Bir kurşun işi tamam. Tam isabet. Yoksa kadının evli olduğunu öğrenince mi öldürdün? Hayır, hayır. Bin defa hayır. Aptal mıyım ben? Evli olduğunu bilsem ilişki bile kurmazdım. Nasıl olsa elinizde bir kurban var. Yazdığınız senaryoya kendiniz bile inanıyorsunuz. Karınızı takip ettiniz. Dostunun evinde de sıkıştırıp öldürdünüz. Ankara'da olmasaydım. Arkadaşlarım karımın öldüğünü telefonla sabah haber verdi. Uçağa atlayıp geldim. Ankara'da olmasaydım öldürürdüm. Ama cinayet saati ben Ankara'daydım. Tabii. Önce kiralık katili ayarladınız. Sonra hadise saatine denk düşsün diye bir Ankara seyahati ayarladınız. Olamaz mı? Aklıma gelseydi yapardım. Bana ihanetle karım çoktan ölümü hak etmişti. Kocası Ankara'da olduğunu söylüyor. Bu durumda kadını kocası öldürmüş olamaz. Katil sensin. Ben de burada değildim. Cinayet saatinde İstanbul dışına gitmek için otobüs terminaline bilet almaya gitmiştim. Bir telefon edip arkadaşlarımı çağırayım. Onlar da bu konuşmalarımı onaylayacaktır. Şimdilik tehlikeyi atlattı. Kemal, sevgilim. Annenle babam beni beğenecek mi? Tekrar sayıklamaya başladı efendim. Sürekli Kemal diye sayıklıyor. Kemal kim? Onu mutlaka bulmalıyız. Soyadı var mı? Soyadından hiç bahsetmedi. Tanığı getirdik efendim. Şimdi arkadaşını getirdiler. O da seni kurtaramazsa yandın oğlum. Sakın işaret edeyim falan deme. Zaten birisi polis muhabiridir. İyi günler efendim. Bu arkadaş dün saat kaçtan kaça kadar sizinle beraberdi? Söyledim ya. Ondan bire kadar. Doğru şefim. Kemal'in söyledikleri doğru. Hatta yanında Filiz adında çok şeker bir kız vardı. Kemal evlenecekti onunla. Hiç yanınızdan ayrıldı mı? Ayrıldı. Bir saat 15 dakika kadar. Filiz bizimle kaldı. O otobüs bileti almaya gitti. Peki geldiğinde bir değişiklik gördünüz mü? Yani bir sinir, heyecan, bir leke veya kıyafet değişikliği? Üzerindeki gömlek değişmişti. Bu ancak evde değiştirilebilir değil mi? Senaryomuz tamamlandı oğlum. Yandın sen. Her şey aleyhine. Arkadaşların sıkı bir avukat tutsun. Yapacak bir şey yok. Ben öldürmedim. Artık itiraf et. Neden öldürdün? Alo. Dinliyorum. Ama bakmalısınız kendine. Ne dediniz hocam? Size bir şey söylemedim. 17 numaradaki hastamızın iğneleri devam edecek mi hocam? 17 numaradaki, evet devam edin. Biraz düşünceli görünüyorsunuz hocam. Düşünmeyen bir doktor, hadi bırak doktoru da, düşünmeyen bir insan düşünebiliyor musun sen? Zaten sizinki biraz dalgınlık. Hem ben yanlış söyledim hocam.
Neresi Habu'nun evi? Orası. Geç oraya bir bak. Dur, kaçma! Çabuk! Kemal diye birini sayıkladın, durdun burada. Evet, onunla saat 10'da buluşup ailesine gidecektik. 36 saattir kontrol altındasınız burada. Olamaz. Ama bineceğiniz vasıta otogardan çoktan kalkmış olmalı. Nerede kaldın yahu? Uyanık geçiniyorum ama hiçbir yerde bulamadım Kemal'i. İnşallah başına bir iş gelmemiştir. Kemal öldürmüş olamaz. Sen doğruyu söylüyorsan Kemal de doğruyu söylüyor. Allah doğruların her zaman yanında olur. Gel bakalım, gel. Kemal, Kemal yaralısın abi. Sen. Gel otur şöyle, gel. Kaçmalıydım. Suçsuzluğumu ellerindeyken ispat edemezdim. Şimdi bütün emniyet peşine takılacak. Umurumda bile değil. Filiz'i bulmalıyız. Önce yaralan bir bakalım evladım. Kendini yorma. Kendini yorma ki bir an evvel sağlığına kavuşasın. Mahvolmuştur Kemal, yıkılmıştır. Kendisini aldattığımı sanmıştır. Sakin olun. Sakin olun Filiz Hanım. Yarın taburcu edeceğiz sizi. Ne olur sakin olun. Hayır, hayır, gitmeliyim, gitmeliyim. Hemşire hanım, bir sakin et. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. İyileşinceye kadar kalacak. Ya polisler gelirse? Ona da bir formül bulacağız. Şu an kararsızım. Zamana ihtiyacım var. Nereye evlat? Burada oturmakla olayları çözemeyiz. Emniyete gideyim. Polis bültenlerini gözden geçireyim. Fazla gecikmeden hemen dön. Merak etme. İşimi halleder halletmez geleceğim. Bulun onu. Bulun onu. Ne olur bir şeyler yapın. Sen git işlerini hallet. Ben başındayım. Kemal'i merak etme. Kimseye teslim etmem. Ölürüm de etmem. Ben gelene kadar dinlen. Kımıldama sakın. Kurşun hala içeride.
Hadi sen oyalanma, işlerini bitir de çabuk dön. Sizin iyiliğinizi asla unutmayacağım. Ne olur onu bulun bana. Biliyorsunuz hayatım buna bağlı, buna. Filiz'imi bulun bana. He, anladık. Şimdi sen kendini düşün. Bir an evvel toparlanman lazım. Bir ara bakalım, ne yapıyormuş öğrenciler. Hadi durma, ara onu, hadi. Tamam hayatım. Alo, Yusuf Bey ile görüşecektim. Bir saniye ayrılmayın lütfen. Telefonda sizinle görüşmek isteyen biri var. Yusuf Bey telefonu kapattı. Peşini bırakmayacağım Murat. İlk fırsatta seni Tahtalıköy'e yollayayım. Bugün üçüncü gün. Onu kaybettim. Lütfen dinlenin Filiz Hanım. Ben de ilaçlarınızı alıp birazdan döneceğim. Siz biraz bir şeyler okuyun. Aman Allah'ım. Katil zanlısı Kemal polisleri atlatıp kaçmayı başarmıştır. Bahsettiği evleneceği kızı da polis aramaktadır. Ah, olamaz. Kemal! Hayatın onun bulunmasına bağlı. Bunu bilmiyor muydum? Bunun için kaçmadın mı? Yara almam, ölüm pahasına. Kaya da nerede kaldı, bir gelse? Neredeyse gelir. Endişeliyim Recep abi, endişeliyim. Mutlaka Filiz'in başına bir şey geldi. Dinlenmene bak Kemal. Kıpırdadıkça yaran kanayacak. Ölsem de umurumda değil Recep abi. İnandım bir kere ona. Bakayım yaran nasıl? Aldırma. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Senin için korkuyorum Kemal. Sana bir şey olur diye korkuyorum. Merak etme. Filiz'i bulmadan ölmem. Ölmeyeceğim. Allah'la pazarlık mı? Haşa, kendimle, vicdanımla pazarlık. Gel otur. Ne haber evlat? Bir tek umut var abi. Bir şoför fenalaşan bir genç kızı özel bir kliniğe yatırmış. Mutlaka dur, hemen gidelim. Sen dur abi, ben gideceğim. Henüz iyileşmedin Kemal abi. Boş ver. Deli bu adam abi ya. Deli değil, sadece aşık. Hadi size güle güle. Çabuk gidelim. Aman Allah'ım, hasta kaçmış. Demek itirafta bulunmak için geldin delikanlı. Evet. Emel Hanım'ı ben öldürdüm. Neden mi suç üzerine alıyorsun? Günlerdir vicdanımla mücadele ettim. Gazetelerden katil zanlısını okudum. İyi bir insana benziyor. Benim için hayatı kararmasını istedim. Katil benim. Neden tutuklamıyorsunuz? Bir sene kadar oluyor. Emel Hanım kocasının olmadığı bir gece beni evine aldı. Onunla yattık. Evet. Hayatımda ilk defa bir kadın benim oluyordu. O kadar mutlu olmuştum ki onu tarif etmem imkansız. O harika biriydi. Beni sürekli mutlu ediyordu. Hayatımda ilk defa neşem yerinde ve mutluydum. O geceyi hiç unutamadım. Ömrümün en mutlu gecesiydi.
Her şey o kadar güzeldi ki her baktığım yerde onu görüyordum. Bana yaşattığı mutluluğu tarif etmeme olanak yok. O olağanüstü bir kadındı. Onun bana tattırdığı duyguları tattıracak bir kadın daha olduğunu hiç zannetmiyorum. Artık beni mutlu edecek bu hayatta hiçbir şey kalmadı. Ve işte bu yüzden de artık sadece ölmek istiyorum. Önce seni dışarıda altına alacaklar. Onu sevmiştim, çok sevmiştim, çok sevmiştim. Beni anlamadı. Affedersiniz efendim. Filiz adında bir genç kadın hastanenize yattı mı acaba? Evet ama kaçtı. Biraz evvel kaçtı. Aman Allah'ım, siz yaralısınız. Yarınıza baktırmanız gerekiyor. Siz beni boş verin. O nerede? Onu bulmalıyız. İlaçlarını almadan gitti. Deli kızın sevgilisi en azından onun kadar deli olurmuş. İlaçlarını alsaydı iyi olacaktı. Bunlar reçetesiz verilemez mi? Hayır, bilmiyorum. Sağ olun doktor bey. Bunu ömrümce unutmayacağım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Koş, çabuk. Yaran feci abi. Ne olur biraz dinlen. Önce ilaçları bulalım. O beni aramak için emniyet müdürlüğüne gitmiştir. Oradadır. Oraya gidelim Kaya. Düşüp kalacaksın. İnat etme. Önce ilaçlar. Şu ilaçlara bakar mısın? Bu ilaçlar bizde bulunmaz kardeş. Yarına bakabilirim. Ama tuhaf adammış ya. Lütfen emniyet müdürlüğüne çabuk gidelim. Cinayet masasının olduğu yere. Ne olur çabuk, ne olur. Baş üstüne hanımefendi. Biraz daha çabuk. Yollar kalabalık hanımefendi. İyi günler efendim. Ben Emel Hanım'ı öldürdüğü söylenen Kemal'in sevgilisiyim. Buyurun şöyle oturun. Gerçekten Kemal'in memleketine gidecektik. Otobüs biletlerimiz alınmıştı. Ben kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldım. Onun için geldim. Kemal suçsuz. Onunla birlikteydim. Cinayet saatleri içinde. Biliyoruz. Yani onu aramıyor musunuz? Sadece yarısını tedavi ettirmek için. Onu istemeyerek vurduk. Yaraladık. Ah. Aman. Çabuk bir ambulans çağır. Peki efendim. Alo. Tamam. Lütfen yavaş. Hastayı sarsmayın. Yavaş. Lütfen. Yavaş. Yavaş, evet. Evet, yavaş. Evet. Filiz, ben iyileştim. Sana da bu ilaçları Kemal, aldım. Seni seviyorum. Bakalım annem beni beğenecek mi? Neden beğenmesinler ki? Hastalığımı yenene kadar beni bekleyecek misin? Bir ömür boyu seninleyim. Ne dersin Kaya, beklemeye değmez mi? İkinize de ömür boyu mutluluklar dilerim. Sağ ol, sağ ol. Birlikte olmak beni yaşatacak. Hadi, iyileşeceksin. Seni çok seviyorum Kemal. Canım benim.